Evet, saçlarımızı açacağız. Kısmetse olur eşliğinde diplerimizi. Bu markayı çok fazla övmüşler, yıpratmıyor diye. Ben de genelde zaten kuaföre gitmiyorsam bunu direkt uyguluyordum. 2 ayda bir kuaföre gidip saçlarımı yıpratmamak için. Ayda bir de bu tonu yapıyordum diplerime. İyi oluyordu ama hafif bir turunculuk oluyor. İstediğim bebeksi ton oluşmuyor. Hani 5-6 yapımdan sonra bebeksi tona doğru aşağıya doğru açılıyormuş. Instagram'da bir kızdan görmüştüm. Igora'yı kullanıyor. Böyle bir mesela bir tane yapıyor. Bir böyle nohut tanesi kadar da Igora kullanıyor. Bir tık turunculuğu alıyor. Ama tam da almıyor yani gördüğüme göre. 5-6 boyamadan sonra alıyor. Gene de ne olur ne olmaz diye hem açıcı hem Igora hem bu kullanacağım. Bakalım turunculuk nasıl olacak. Bunu ilk defa deniyorum. Hadi yapalım. Ölçüsünü de hemen söyleyeyim size. Evet, bir toz 2 bu. 1'e 2 şeklinde. Herhangi bir bardağın saçınızın yoğunluğuna göre çay bardağı, su bardağı ne kullanacaksanız. Bir tane toz, 2 su şeklinde ölçüsünü ayarlıyorsunuz. Karıştırırken de metal karıştırmamanız gerekiyor. Aşıcıda metal kap, metal kaşık yok. Onunla karıştırıyorsunuz. Evet, karışımımızı yaptık. İyice karıştırdık. Böyle kıvamı şu şekilde olacak. Netliyor mu? Netlemiyor. Yüzünü görmemesi lazım. Tamam. Kıvamı böyle. En aşağıdan başlıyoruz. En arkadan başlıyoruz. Çünkü açılma derecesine göre burası sıcak, burası soğuk şeklinde oluyor. 40 dakika bekleniyor genelde ama siz kontrol edin. Ne kadar açılmasını istiyorsanız ona göre ayar verin. Bu badana fırçamla boya yapacağım. Şu metaline değdirmeden. Burada fırçam kalmamış. Bulduğum fırçayla. Ya burada fırçam kalmamış nedir ya? Burada fırçam yok. Şu an şehir dışındayım. Mersin'deyim. Her neyse badana fırçamla boya yapıyorum. Görmeden, hissederek diplerine. Diplerimi açacağım. Ara ara aynadan kontrol edin arkasını. Yani yapamayan olabilir. Ben alıştığım için. Üniversitede ben hep kendim yapıyordum. Diplerimi falan kendim açıyordum. Boyamı yapıyordum. Uzun zamandır kuaföre gidiyorum. Dedim ki böyle bir şey karşıma çıkmış. Fiyatlar dağılmış başına gitmiş kuaför fiyatları. Gene yaparsın ya Meltem dedim. Hemen deneme mod. Size de o şekilde bir video çekmek istedim. Bakayım oluyor galiba. Hissettiğim kadar yapıyoruz. Yani bakın bitti ama ben de bittim yani. Şu parmaklarıma bakabilir misiniz? Böyle beyaz beyaz oldu. Çok güzel. Eldiveni çıkarttım. Eldiveni takayım diye. Ama takmamışım başlarken. Ya ben alışmışım sürekli resim yaptığım için pata 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 hızlı bu şekilde. Bir de bunu hızlı yapmam gerekiyor. Yani şu ziyana bakar mısın? Ya o bardağın şu kadarı bile yetiyormuş ya bana. Saçlarım eskiden çok fazla, çok fazla kullanıyordum. Yetmiyordu bile. Azalmış demek ki sarı yapa yapa. Ya sarının böyle bir şeyi var şimdi arkadaşlar. Hani yanmaz, etmez, en iyi marka, şu, bu, en iyi kuaför.
En iyi kuaföre bile gitseniz marka iyidir, o kadar yıpratmaz, tamam onu anlarım, ama her türlü saçınız yanıyor, azalıyor, dökülüyor. Bu bir gerçek. Sarı saç yapıyorsanız bunlara tamam diyeceksiniz. Yani benim saçım bunun 10 katıydı. Böyle bir saçım vardı, kabarıktı. Harry Potter'daki o kabarık saçlı neydi onu hatırlıyorsanız. Ağzına yazın. Öyle bir tiptim yani. Üçte biri kalmış gibi bir şey ya şu saçımın haline bak. Neyse, bu marka en iyilerden biri olduğu için bunu deniyorum. Birçok kuaföre gittim ve hani dediler ki bu en iyisi, bu en iyisi, bu en iyisi. Ya senin saç yapına da bağlı aslında. Yanarsa yanıyor. İnce telliyse her türlü yanıyor. Yani direkt açıcı kullanmayın. Direkt mesela bu boyayı kullanın. 3-5 boyamadan sonra bebeksi bir sarı olsun. Saç teliniz çok inceyse. Bakın bundan bir bunu kullanacağım. Bundan bir nohut tanesi kadar koyacağım. Turunculuğu alacak. Yapa. Yani örnekleri de vardı. Kişinin sayfasını falan da koyarım aşağı tarafa. Yani 5 boyamadan sonra bayağı şu saça ulaşmış. Sadece açıcı kullanmadan. Bunların içinde de açıcı var gerçi ama bunun kadar zararlı değil. Az bir açıcı var. O yüzden bu tekniği kullanabilirsiniz. Kendinize güveniyorsanız, yakmam diyorsanız bu tekniği kullanabilirsiniz. Saçlarım da yanır diyorsanız. Dediğim gibi saçınızın çokluğuna göre kullanın. Bu çöp olacak şimdi. İşte birileri olursa yanınızda saçlarını zorla açabilirsiniz çöp olmasın diye bunu. Arkadaşım ozaydı. Badana fırçamla diplerimi boyadım. Kontrol ettim arka tarafını da. Yani ön tarafa ayna koyup arkadan da ayna koyup bakmanız gerekiyor. Yapabildiğiniz yerler var mı, yapamadığınız yerler var mı? Tek başınızaysanız, öyle yapıyorsanız, yapmak zorunda kaldıysanız bir kontrol edin. Şimdi genelde 40 dakika bekletirler. Ben istediğim açıcılık derecesine geldiğinde önler. Arkalar zaten ilk baş öyle başladığım için hemen açılacak. Önler o tona geldiğinde direkt yıkayacağım, kurutacağım. Sonra bunu uygulayacağım. Boyayı uygulayacağım. Bekliyoruz. Hadi bakalım. Ama daha var ya, şunu da söyleyeyim. Yani ben bunu bir yıl kullanırım herhalde. Şu kadarcıkla bu kadar çıkıyorsa bir yıl gider bunlar. Bir yıl kuaför masrafından kurtulurum güzel olursa, yıpratmazsa. Beğenirseniz de videoyu, sarı saç çıban 10 yıldır falan kullanıyorum. Bir ara artık bıktım deyip simsiyah yaptım. Daha çok yıprattım saçımı. Saçlarımda neler neler kullandım. Hangi yağlar, hangi kremler. Ben bir ara saçıma kaynak da taktırdım. O kaynağı çıkartınca Allah, saçlarım birisi şöyle, birisi böyle, birisi böyle, birisi şöyle. Yani o kadar yıprattı ki o kaynak. Mahvetti saçımı. Bir yıldır da uzatmaya çalışıyorum. Eşit bir şekilde bayağı uzadı. Hiç kestirmedim. Ama ayda bir kez en az kuruduğunu anladığım anda yağlar kullanıyorum. Vitaminler kullanıyorum. Uyandığımda saçımı taramadan önce spreyim var. İşte banyoda kullandıklarım var. Şampuanlar falan. Hepsini deneye deneye bir sürü yöntem buldum. En kırılmayan, en düzgün olanlarını sizlere anlatırım gene bu videoda. Böyle video çekerek istiyorsanız kesinlikle açıcı yaparken eldiven kullanın. Gerçekten elimin haline bakın. Şöyle göstereyim. Yani o kadar boya yaparım. Yani resim yaparım. Hiçbirinde tiner kullanırım yani. Hiçbirinde böyle bir etki olmadı. Bu bayağı hani eli bu hale getiren saç derinizi, saç diplerinizin hale getirir. O yüzden çok dikkatli olun. Bekleyelim. Kim gelin? Evet boyacım sularım. Diplerimi açtım. Bakın böyle hafif bir turunculuk var. Hatta şöyle açayım. Tam da uçları kurumadı. Sorun değil. Böyle direkt boyama işlemi yapacağım. Palette'nin Paletta 10.1 küllü açık sarı. İçine de bir nohut tanesi kadar Igora koyacağım. Ondan sonra diplerimi şöyle uçlarına getirmeden boyayacağım. Duş alırken de uçlarına böyle yedireceğim iyice. Ondan sonra tamamen
hafif bir ıslatacağım, yedireceğim. Uçlarına da hafif bir renk gelecek. Ondan sonra tamamen yıkayacağım. Hadi bakalım. Bu sefer eldiven kullanmayı unutmamız. Bayağı geçti ama yıkaya yıkaya böyle sanki derim soyulmuş gibiydi. Hiç de acımadı ayrıca. Hani önlerde şurası biraz kaşındı, kaşındı, kaşındı. Korktum yanıyor mu diye. Diplerimin yandığını hissetmedim. Bence o konuda açıcı bayağı iyiydi. Şöyle açıyoruz. Bunun popo kısmından kapağını diliyoruz. Ben de gitti. Şöyle yapayım da yüzüm gözüm görünsün. Dökeceğim. Şimdilik bir paket kullanacağım. Çünkü bir öncekinde bayağı fazla koyduğum için iki paketi de kullanmayı düşünmüyorum. Boşu boşuna çöpe attım yani. Ha bir de ben boya yaparken ne yapıyorum biliyor musunuz? Bu içinden çıkan krem mask var ya. Onu da boyanın içine koyuyorum. Hem boyayı bir tık... Ay kokusu ağır geldi. Hem boyayı bir tık yoğun şey yapıyorum. Kremsi hale getiriyorum. Böyle katı katı olmuyor saçım. Yıpranmıyormuş gibi geliyor. Hem de bir tık çoğaltmış gibi bir şey oluyorum. Bu kremi kullanmak istemiyorsanız kendi saç kreminizi de koyabilirsiniz içine. Şöyle iyice şöyle iyice hepsini çıkartalım değil mi? Evet. Kremimizi de koyalım. Hadi be. Kremimi de koydum. Oksidanımızı da koyalım. Bu sefer de az gelecek. Neyse bir paket daha var. Onu da direkt yarısını açık bir şekilde koyarım. Yetmezse. Atmak istemiyorum çünkü ya. Yazık oldu. Dört açıcılık şeyi attım çöpe şu anda ben. Bu turunculuk gideriyor arkadaşlar. Böyle turuncumsu tonlar var ya, o tonları azaltıyormuş. Şu kadar. Şöyle göreyim. Bir tık da fazla. Biraz tık daha koyasın geldi. İki nohut gibi, 1,5 nohut gibi oldu. Hislerime güvenirim deyip mor çıkıyormuş. Hadi karıştıralım. İyice karıştığına emin olmanız lazım. Bu arada açıcıyı ben ne kadar beklettim? Şu arkadan başladım, öne bitirdim. O zaman da her şey bitti. 20 dakika daha bekledim. 20 dakikaya kadar. Yani 40-45 dakika kadar beklemiş oldum toplamda. Yapmaya başladığımda beklediğim süreye kadar. Zamandan bahsediyorum. İyice kremsi bir hal aldı. Ama bu benim saçıma nasıl yetecek bilmiyorum. Bu sefer de az yapmış olabilirim. Evet. Yine arkadan başlamak lazım ama fark etmez ya bu saç boyasında. Önden başlayacağım. Biraz ıslak ya. Ayrışması sıkıntı oluyor. Kadar yapıyorum.
Bence gayet başarılı açmışım ya. Diplerim yanmadı dedim de boyayı değdirince bir yanmaya başladı. Hayırlısı. Selam, bitti sonunda. Sonunda bitirdik. Evet, dün akşama denk geldiği için son halini bitiremedim. Ertesi güne kaldı böyle çekmem. Turunculuk yok. Igor'a işe yaradı. Bakın hatta eski yerler daha turuncu. Yani buralar kuaförün işiydi. Buralar daha turuncu. Şuralara kadar griyi yapmışız. Hepsini boyasaymışım da olurmuş ama saçımı daha çok yıpratmak istemedim aynı gün içerisinde. Ben burayı gri şampuanla da hallederim diye düşünüyorum. Birkaç yıkamadan sonra. Çünkü sarı saçta sürekli işlem yaparsanız pertini çıkartırsınız. Yani her taramada kırılır. Videoda da bahsettim böyle kaynak falan yaptırdığım için saçlarım bir kısa bir uzundu. Yani şuradaydı. Bir yılda neredeyse burası arka taraf şu kadar uzattım. Yaptığım işlemleri anlatmamı istiyorsanız videonun altına yazın, beni takip edin, abone olun. Öyle bir video çekeriz, neler kullanıyoruz, hangi kremler, hangi şampuanlar, nasıl uzattık, nasıl yıpratmadan saçlarımız ilerledi, büyüdü. Yani tarak bile önemli, biliyor musunuz? Kullandığınız tarak bile önemli sarı saçta. O kadar dikkat etmeniz lazım. Ben vazgeçemediğim için sarıdan. Gerçekten kendi saçımın rengine yani o kadar uzağım ki vazgeçemediğim için bunları çekiyorum. Sarı aşkı bir başkadır. Çok farklı gösteririz. Yani auranız direkt değişiyor. İnsanların davranışı falan öyle. Öyle bir şey işte. Sarı saçı kullanan çok iyi bilir. Sonrasında vazgeçemiyorsunuz ne kadar yıpransa da. Ama kaynağın her türlüsü zarar veriyor. Bunu da söyleyeyim. Bu aşıcının da her türlüsü zarar veriyor ama saçtan saça, kişiden kişiye değişiyor. Ben bu kullandığım aşıcıyı sevdim. Benim saçım ne çok incedir ne çok kalındır, orta derecede yıpratmadığını düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda kırılma falan olursa yine başka bir videoda muhtemelen görürsünüz. Taktığım için kafama, saçıma söylerim saçlarım çok kırılıyor şu aralar bilmem ne falan diye geçer. Hadi bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Görüşürüz.